Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte afişlerden bahsedeceğiz. Bir afiş hazırlamayı öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce bugün bir takipçimden bir mail gelmiş. İşte bir sürü videon olmuş 1,5 ayda ve birçoğu izlenmemiş. Bunda neden hala uğraşıyorsun diye. Arkadaşlar bence bu çok önemli değil yani. Bu kaç izlenmemle alakalı durum benim için o kadar önemli değil. Yani bir kişiye dolaşsam, üç kişiye dolaşsam bence bir başarı. Ben o gözle bakıyorum. Şimdi isterseniz başlayalım bu videoya. Yine bu Canva üzerindeki hazır şablonlardan bahsedeceğiz. Burada şablonlarda gördüğünüz gibi daha önce ne yapmıştık? Daha önce logolardan bahsetmiştik. Kartvizitlerden bahsetmiştik. Şimdi de afişlerden bahsedeceğiz. Öncelikle bu afiş şablonlarını birlikte inceleyelim. Kendimize uygun, işte işimize uygun bir etkinliğimiz varsa, burada gördüğünüz gibi bir bağış kampanyası için bir afiş hazırlanmış. Artık burada gördüğünüz gibi hemen hemen her işle ilgili, her kampanya ile ilgili bir afiş örneği var. İster bunlardan bir tanesini kullanırsınız, ister daha önceki yaptıklarımız olduğu gibi sıfırdan kendiniz yaparsınız. Tabi hazır şablonları kullanmak daha iyi oluyor bazen. Çok uğraşmıyoruz ve sadece üzerine bazı küçük eklemeler ve çıkarmalar yaparak çok iyi işler elde edebiliyoruz. Tabi bunların hiçbiri öyle çok profesyonel işler olmuyor ama en azından bizim amacımıza uygun oluyor. Şimdi şöyle baktık bu şablonlara. Çok fazla da şablon var. Tabi bunların bazıları ücretli. Burada gördüğünüz gibi. Mesela bu ikisi ücretliymiş. Biz bunlardan şunu inceleyelim. Bu şablonu kullan. Şöyle yakınlaştıralım. Çok fazla oldu bu. Böyle yakınlaştırdık. Bu görsel bence gayet uygun. Burada yeni işin kutlu olsun yazıyor. Yemekler ve içkiler bizden, işte tarih ve saat kaçta ve nerede olacağı ile ilgili bilgi. Böyle bir afişmiş. Burada koronavirüs ile ilgili afişler varmış. İşte bu kayıp köpeklerle ilgili afişler varmış. Bunları da inceleyebiliriz. Şu koronavirüsü inceleyelim. Hazır bu virüs de gündemimizdeyken. Burada gördüğünüz gibi çok güzel işler yapılmış. Bir tane de böyle var işte. Evde kalın, maskenizi takın vesaire gibi bilgiler. Burada yine aynı şekilde bir maske, dezenfektan. İşte maskeler tek kullanımlıktır. Gayet güzel işler var. Hazır şablonlar var. Biz kendi şablonumuz az önce seçtiğimiz neredeydi? Onu kaybettik tabi. Onu bulalım hemen. Veya şöyle bir şey yapalım. Kendi videomuzla ilgili bir şey yapalım. Buradan hazır bir şablon olursa üzerinde bir iki değişiklik yaparız. Şu şablonu ben tekrardan bir bulayım, şablon. Afişler. Neredeydi o? Burada bir yerdeydi. Burada. Bunu yeni sekmede açalım. Belki aşağılarda gözümüzden kaçmış daha iyi bir afiş vardır. Burada gördüğünüz gibi çok güzel hazır şablonlar var. Bir köpek sahiplenin demiş. Burada bir karnaval için. Burada bir pazarlama olayı için. Liderlik konferansı için bir hazır şablon. Bayramlar için bir hazır şablon. Burada bir fuar için hazır şablon yapılmış. Ve hepsi de gayet iyi şablonlar. Bunlardan istediğiniz şablonu. Bunların ücretleri de çok fazla olmaması lazım. Bir bakalım ücretine.
Şöyle tıkladığımızda mı gösteriyordu? Neyse, şu şablonu kaybetmeden biz bunun üzerinde bir iki değişiklik yapalım. Şimdi şablonumuz bu. Diyelim ki biz bu kahve resmini istemiyoruz. Bu kahve resmini istemiyorsak seçtik ve delete yaptık. Şöyle cep telefonunda diyelim ki burada olmasını istiyorum ben. Veya şöyle CTRL-Z aldım geri. Aynı şekilde bu laptopun kağıtların burada gördüğünüz gibi renklerini de değiştirmenize izin veriyor. Burada mesela bu kırmızı gibi pembe gibi bir renk, yani şu kısım ve siyah renkte bu kısım. Biz bunun üzerinde bir değişiklik yapalım. Tasarımı nasıl yapılır? Şöyle. Oraya yeni video yazdık diyelim ki. Afiş tasarımı ile ilgili video yayında diyelim. Şöyle birazcık büyütelim. Biz bu videoyu hangi tarihte yayınlayacağız? Yarın yayınlayacağım ben. 14 Ocak 2021 saat 14'te yayınlayacağım. Yayında videoyu izleyip beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz diye de bir not düştüğümü farz ediyorum. Hemen bu bileşenler ve fotoğraflar, yazılar, bir şeyler eklemek istiyor muyum? İstiyorsam mesela bu not diyelim ki şöyle bir not. Hemen bunun üzerine bir yazı ekleyelim. Hangi yazı tipini tercih ediyorduk? Gerçi sonradan da değiştirmemize kendisi izin verdiği için çok önemli değil. Ama şu üstteki olmasın. Bu yazı tipi gayet uygun. Buraya benim kendi kanalım nerede? Bu şekilde de bu kapak resmini ve logoyu şimdilik bu şekilde yaptım. Sizin de tavsiyeleriniz varsa videonun altındaki yorumlar bölümüne bana yazabilirsiniz. Yani tek tek okuyorum veya attığınız o mesajları ve mailleri de kontrol ediyorum ve değerlendiriyorum. Tabii sizin söyledikleriniz de bizler için önemli. Şimdi buraya ne ekleyelim? Şöyle bağlantı eklememize izin veriyor muydu? Evet, bağlantı eklememize izin veriyor. Hemen bu kanal linkimi aldım. Buraya YouTube kanalım dedim. Şöyle seçiyorum. Bağlantı ekle. Bağlantıyı yapıştırdım. Tamamdır. Şimdi bunun konumunu şöyle bu not defterinin üzerine, çok küçük oldu bu gerçi ama şöyle büyütürsek bu yazıyı da 30 yaparsak çok mu büyük olur? Çok büyük olmadı. Şöyle biraz daha bu yazıyı da diyelim ki böyle konumlandırdım. Hemen bileşenleri açıyorum. Bileşenlerde ihtiyacımız olan bir şey var mı diye inceleyelim. Şuradan hiç kullanmadığımız bir şeylerden belki bir iki tane bu afiş için ekleyebiliriz. Birlikte inceleyelim. Bunlar bizim işimize yaramaz. Çıkalım buradan. Hayvanlarla da işimiz yok bu afiş tasarımı için. Meyveler de lazım değil. İki renkli avatar. Belki buradan bir şeyler ekleyebiliriz. Bakalım, inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi üzerine geldiğimde hepsinin ücretsiz olduğu yazıyor. Tabi aralarında ücretli olanları da olabilir.
Sanırım bunlardan da işimize yarayacak bir şey yok. Bu kısmı inceleyelim. Şöyle bakıyorum. Diyelim ki bu. Önerileri aç. Öneriler bunlarmış. Burada gördüğünüz gibi ama biz bunu ekledik ama diyelim ki rengini beğenmedik. Yani şu kahverengi rengini kırmızı yap. Sarıyı bu şekilde yap. Bu rengi bu şekilde yap. Şöyle. Böyle güzel olmadığı gibi. Daha açık renkler tercih edersek daha iyi olacak gibi. Şu kırmızılığı acaba siyah mı yapsak? Büyütelim biraz. Evet, bu siyah daha iyi oldu. Bu kırmızı renk hangi kısmı değiştiriyor acaba? Şöyle büyütüp bakalım. Tamamdır, uygun. Bunu da diyelim ki böyle konumlandırdık. Başka bir şeyler var mı? Buradan ekledik. Bir tane de farklı yerden ekleyelim. Tabii yine unutmadan arka plan rengimiz bu. Ama değiştirmek isterseniz hemen tıklayarak bu renk bence güzel. Bileşenlerin bu bölümünden çıkalım. Bizim en çok kullandığımız, evet, bu kısım. Çok sık kullanıyoruz bu kısmı. Bu çerçeveler yani farklı bir ismim varsa onu da bilmiyorum. Ben hepsini çerçeve amacıyla kullandığım için. Hatta şey yapalım. Neredeydi yüklemeler? Yüklemelerden bir YouTube simgesi daha önce yüklediysek şöyle döndürelim biraz. Böyle iyi durmadan bunu kaldırıyorum. Bu nasıl duracak acaba? Bu da olmaz. Bakalım başka neler yüklemişiz. Tabii bu Canva'nın da logosunu yükleyelim. O kadar kullanıyoruz. İşimize yarıyor. Onu da es geçmeyelim. Şöyle ben bunu cep telefonunun üzerine eklemek istiyorum. Canva. Bir tane YouTube. Onu da şöyle döndürdük. Burada bunlar olmadı sanki. Hemen şöyle. Bu kısımda dursun. Bu şekilde. Onu da bu şekilde ekledim. Gördüğünüz gibi çok küçük dokunuşlarla tıklayarak bir afiş yapmaya uğraştık. Sanki oldu gibi. Bunu şimdi indirmek istiyorum. Önerilen PDF'ymiş. Tabii ben bunun çıktısını almayacağım. Bana bu JPEG veya PNG olarak mı indirelim? PNG olarak indirelim biz bunu. Hem YouTube'daki videonun da küçük resmi yaparım. Açalım bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir afiş oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum ve hoşça kalın.